normalde sahile gidecektik. Çünkü bugün Belçika'da ve Avrupa'da diyeyim, yani Hollanda, Belçika, Almanya'da ilk sıcak gün yılın. Ve tatildeyiz şu an. 24 derece. Dedik ki sahile gidelim. Hollanda'da çok güzel bir sahil var. Çocukları oraya götürelim. Ancak yani hem park yerinde sıkıntı. Yani hem yoğun orası, hem de günlük 40-50 euro istiyorlar park yerine. Evet. Biz de dedik ki en iyisi çocukları, hava güzel. Daha önce gittiğimiz Burdray vardı ya, böyle çiftlik. Oraya gidelim. Oradan da Rotterdam Centrum'a gidelim. Bayağı gitmedik. Merkeze gidelim. Bayağı. Kaç ay oldu? Aynen. Evet. Orada gezelim. Benim de birkaç değiştirmem gereken kıyafet vardı. Onları da vereyim, iade edeyim. Hem gezelim. Hava da çok güzel. Tadını çıkartalım şu iki canavarla. Aslında şey yapalım. Geç onu kapalı alana. Oyun yeri var ya, onu kapalı alalım ya. Hava sıcakken yani. O kapalı alanda. Bez kokusu, çocuk kokusu istemiyorum. 3 tane erkekle yolculuk böyle oluyor. Kendim söyleyip kendim dans ediyorum. Onlara bakın, hiç tepki yok. Ben kendi kendime. İlginç bir şey. Şu evet. Taraf Hollanda şimdi. Evet, sol bu tarafta Belçika. Taraf, bak acayip bir şey. Bak. Evet. Şu sağ sokak. Bakın. Burası Belçika. Zaten evlerden anlaşılıyor. Ama şimdi burası geldik. Artık geldik. Burası Hollanda değil mi? Evet, Hollanda. Çok ilginç ya. Bence evet. Çok güzel bir şey. Yani ülkeler arasında sınır olmaması ya, aşırı derecede insana özgürlük sunuyor. Ne söyleyeyim, yani dün Almanya'daydık. Yani Almanya'ya gittik mi, gitmedik mi, döndük mü, dönmedik mi hiç anlamadık. Evet. Yani bu gerçekten insanoğluna aidiyet hissi veriyor bence. Şöyle yani, ben şöyle düşünüyorum şimdi Yasin. Bak, felsefik evet. Açıdan açıklayacağım. Yasin, tamam. Şu evlerin güzelliğine evet. Bak. Şimdi dünyayı Allah bizim için yaratmış değil mi? Yani ben Allah'ın bana verdiği şey, bir ülkeden bir ülkeye insanların koyduğu kural yüzünden gidemiyorum. Olur mu öyle şey ya? İşte yani toplum düzeni de senin var. Senin dediğin şey olur mu? Aynen. Niye? Toplum düzeni var yani. Tamam işte. Yani ben en derinine iniyorum, anladın mı? Hayır ama sonuçta. Yasin, en derinine iniyorum diyorum. Olsun, yine de sen dedin. Yasin zaten benimki filozofik bir şey. Hani olmaz ama mantıklı değil ama. Evet, düşündüğünde aslında bu dünya benim dünyam ama sırf ırk ayrımı, din ayrımı, ülke ayrımı olduğu için bir ülkeden bir ülkeye gidemiyorum. Ben ayağımı böyle koymuşsam ofisyel olarak yaz gelmiş demektir. Evet. Yaz küçük olur mu? Ben böyle koyayım evet. Diye. Ama niye ya? Çok rahat oluyor böyle arkadaşlar. Benim gibi ayağını böyle uzatan var mı uzun yolda? Yazsın. Burada hep ayak iz, parmak izleri mi oluyor burada? Çok şirin evet. Değil mi sence de? Temizlemesi de çok şirin. Bak şöyle bak bak. Şöyle bak. İzi görüyor musun? Evet, yine aynı yere geldik. İnşallah saldırmaz. Saldırmaz ya, niye saldırsın? Çaktırmadan oradan bir şips getir, bir tane. Ne yasak ya, ne geçme Musa, yasak. Aslanacak, ne İsa me. Min yakışıklılarına bakın ya. Hey bro. Bak at geldi. Anam ben bundan korkarım işte. Ben bundan korkuyorum işte. Bak o yem verecek de ondan böyle bildi. Tamam. Evet, her şey dıştan göründüğü gibi değil. Bir de bu sahneleri var. Ama bu da çok tatlı. Buradan şimdi Rotterdam'a gezmeye gideceğiz. Hava mis. Arabayı park ettiğimiz yerin hemen önünde böyle bir gösteriye denk geldik. Dünya ayaklanıyor ama baştakilerin bu duruma hiç aldırış ettiğini zannetmiyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Ne desem bilemedim.
Musa'yla buranın çok ünlü bir patates kızartmasını yiyoruz. Ya sen ne yemiyorsun? Sen anlat. Yasin ölüm orucunda. Zayıflamayı planlıyor. Hava sıcak diye geldik, tamam mı arkadaşlar? Tamam sıcak ama esince bayağı üşüyorsun. Bu Hollanda'nın yöresel bir şeyi. Böyle müzik arabaları oluyor. İnsanlar elinde böyle demir bir şey sallayıp oraya para atmamızı bekliyor. Hollanda'nın bir de Stroop Waffle'ı var. Çok meşhur. Yasin bana bir kere sıcak şekilde yedirtmişti. Normalde ben soğuk diyorum hep. Yani çok değişik, özel bir tat. Buraya gelirseniz kesin denemelisiniz. Ama BİM'de falan da var artık. Yani tabii burada yediğimin aynısı değil kesinlikle. Şurada oturalım, biraz keyif yapalım. Aynı. Yani Starbucks boş. Çünkü burada Müslümanlar gerçekten Starbucks ve McDonald's'a kafayı takmış durumda. Biz de gitmiyoruz. Bunlar da beni arıyor arkadaşlar. Yani başımın belaları, yemin ederim üç erkekle. Yasin! Musa'nın yürüyüşüne bakın. Alo. Günaydın. Günaydın bir tanem. Ağzın yüzünde neden kirli senin? Nem nem mi yaptın şimdi? Hadi gel yıkayalım. İsa. İsa çe bak. İsa çe. Ay bizim annem. Bayram temizliğinin bittiği nokta Yasin için arabasını temizlediği hali. Millet ev temizler, benimki de arabasını temizliyor sabahın köründe. Birazdan Hollanda'ya doğru yola çıkacağız. Bak yüzün görünmüyor. Gel bakalım. İsa geliyor. İsa geliyor. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet, Hollanda'ya geldik. Küçük minimin de dün doğum günüydü ama o kadar yoğun çalıştık ki doğum günü kutlama fırsatımız olmadı. Arife günü olduğu için gurbetçi hanımlarımız ve Müslüman alemindeki hanımlar, diğer ülkedeki hepsi güzellik için salonumuza geldiği için benim Arife günleri her zaman çok dolu geçiyor. O tam da Arife gününe denk geldi doğum günü, o yüzden kutlayamadık bu minnoşun doğum günü. Aslında hayalimde önüne pasta koymak vardı. Kendisi böyle mıncıklayacaktı istediği kadar. Onu Musa'ya da yapmıştık. Yasin cuma günü İsa'ya da yapacağız. Cuma günü izinliyiz. Musa. Belçika'da akrabamız olmadığı için Hollanda'ya gidiyoruz şimdi. Musa'ya el öpmeyi öğretiyoruz. Çünkü Musa direkt dudağıyla öpüyor elleri. Evet Musa gel. Prova 1. Bayram bayrak olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir. Hoş geldin. Olmadı. Hoş geldin dedi bana. Hoş bulduk diyeceğim. Prova 3. Başla. Hoş geldin Musa. Yapamadı çocuğum. Oğlum değdirsene çeneni havadan. Ağlıyordum. Bayram mübarek olsun Esma abla. Öyle ya, hadi bir daha. Two, go. Prova daydın. Ha? Dur. Bak tam Türkiş style, paranın çıktığı yere bak. Ha. Teşekkür ederim. Şimdi onu da ver. Onu da ver. Ha, şimdi. Oo, parayı görünce sustu bak. Mami. İşte de yiyor musun? Para istemiyorum. Ama da kardeşine ver. Kardeşine ver. Sanki de. Tamam. Hani bir laf var ya, kafamı dağıtacak o tabak diye. Ne? Bak al. Ama dağıtamıyorum. Var ya hesapla. Öyle bir yapayım dedim var ya. Hesapla yok.
Hmm. Bu da uyumuyor. Vallahi dövecek şimdi bu çocuğu. Sarmayı normalde ben yeşili acılı yap. Lan. Unutma ha. Böyle. Sıra böyle. Tamam mı? Evet. Hadi bay bay. Bay bay. Tüm bayramı burnumuzdan getiren İhsan kendini uyguladığı tarifeye bakar mısınız akşam? Yatağını yadırgadığı için hiçbir yerde durmadı. Bu sebeple videoda çekemedik. Vlogumuz da bu şekilde kısa oldu. Umarım zevk almışsınızdır. İhsan'ın uyuşuna tatlı çıkıyor. Sorsun ama tatlısın be.